Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda geçen yıl yaptığımız Schengel aşılarımız, yani ara aşılarımızın son durumunu sizlerle paylaşacağım. Yani sonucunu göreceğiz bir anlamda arkadaşlar. Hemen kısaca Schengel aşısı nedir, hangi amaçla yapıyoruz ondan bahsedelim. Şimdi aşımızın, yaptığımız dişi aşımızın ağacı uyuşmaması, yani tutmaması ya da tutup topuz olması, aşımızın büyümemesi gibi durumlarda ara aşı olarak erkeğe ya da butum çeşidine aşılayarak tekrardan 1 ya da 2 yıl sonra dişi aşıya çevirmemize biz Schengel aşısı diyoruz. Hemen şimdi size örneğiyle de zaten bunu göstereceğim. Geçen yılda arkadaşlar zaten şu anda aşıyı yaptığımız anacın başındayım. Bunu göstereceğim ve birkaç tane yine farklı çeşit göstereceğim size daha iyi anlamanız açısından. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Evet, bu geçen yıl arkadaşlar aşısını yaptığımız bir Schengel aşımız. Bakın şu bizim normal anacımız bu. Buradan daha önce 2-3 yıl boyunca bu anac üzerinden aşı yapmışız. Lakin tutmamış arkadaşlar. Sonra bunu erkeğe aşılamışız. Bakın burası şu ara arkadaşlar erkek aşımız. Erkek aşımız da tahmin ediyorum 2 yaşına gelince tekrar buradan dişiye aşılamışız. Dişi aşımız da bu şekilde arkadaşlar. Aşımız 1 yaşında. Bunu yaptığımız videoyu da ben bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan da daha iyi, daha net anlamış olursunuz. Bakın 1 yaşında aşımız. Yani erkek anacımızın aşıyı beslemesini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu gördük. Şöyle göstereyim size yine tekrar. Bakın şu normal anacımız aşı uyuşmamış. Sonra buradan erkeğe aşılamışız. Erkeği de 1 ya da 2 yaşlarında, tahmin ediyorum 2 yaşlarında tekrar dişiye aşılamışız. Bakın buradan sağlıklı bir şekilde büyüyüp geliyor. Şimdi şuradan hemen bir tane daha arkadaşlar. Bakın şu da yine erkeğe aşıladığımız bir ağaç. Bunu tekrar dişiye aşılamamışım. Büyük ihtimalle bu bölgede erkek sıkıntısı var. Onun için bu böyle erkek olarak hayatına devam ediyor. Şuna da hemen bakalım. Var burada arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bakın şu sıradan alt taraf arkadaşlar. Şöyle karşım. Böyle buraya kadar. Buradan ağaçları çok küçük. Yani üst taraf gibi ya da alt taraf gibi kuvvetli değiller. Bunun da sebebi ben buraya 3-4 yıl boyunca siyah üzüm serdim arkadaşlar. O siyah üzümün işte kostiğin kullandığımız kimyasal maddelerin toprağımızı yıprattı. Burada bu ağaçlarımız büyümedi, gelişmedi. Ha şimdi 2 yıldan beri serim yapmıyoruz ama ağaçlarımız ancak yeni yeni kendini toparlıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın bu da ikinci bir örneğimiz. Burası bakın anaç, bizim ilk diktiğimiz anaç. Sonra dişiye aşılamışız, tutmamış. Şuradan şu erkek anacımız arkadaşlar, erkeğe aşılamışız. Onun üzerine tekrar görmüş olduğunuz gibi dişi ağaca aşılamışız. Ama bu pek iyi bir gelişim göstermemiş. Ha, şu anda güzel çalışıyor. Çalışması falan güzel ama ilk gördüğümüz gibi değil tabii ki. Hemen buradan devam edelim. Şu ileride burada çok arkadaşlar, çok fazla bu tekniği denediğimiz ağacımız çok fazla. Şuradan birkaç taneye daha bakalım. Bakın bu da yine erkeğe aşılamışız arkadaşlar. Bunu da burada erkek azlığından dolayı bırakmışım. Bu da hayatına bundan sonra erkek olarak devam edecek. Vardı burada birkaç tane vardı. Bakın şu da. Evet. Bir tane de burada var. Bakın arkadaşlar. Bakın şuradan aşı yapmışız buna zamanında. Daha üzerler, yukarılardan yapmışız. Şuradan yapmışız bakın. Buradan yapmışız. Yani 2-3 yıl şansımız denemişiz. Olmamış. Sonra 2 tane erkek. Bakın bu birinci erkek aşımız. Bu da ikinci erkek aşımız. Erkeğe dönmüşüz. Erkeğin de şunu. Geçen yıl yine Schengel yapmışız. Dişiye dönmüşüz arkadaşlar ki başında başına bir kaza gelmiş. Bakın şuradan kırılmış aşımız. Bu da ancak böyle böyle yeni yeni geliyor bu yıl. Şunu da yine dişiye aşılayacağım. İkisi birden büyüsün gelsin. Evet bakın yine bir örneği de burada arkadaşlar. Bakın bu anacımız kara sakız olmuş anacımız. Sonra buradan bunu da erkeğe aşılamışız gördüğünüz gibi erkeğimiz. Sonra geçen yılda erkeğimizi buradan tekrar dişiye aşılamışız. Ki bu da yine bakın şunları hava kırmış içerisinde. Bu da bakın yine güzel bir şekilde büyüyüp geliyor.
İşte bu bölgede arkadaşlar bu üzüm sermemizden dolayı tam bu bölgeye bakın. Buradan sonraki ağaçlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ve buradan altta da bakın. Ağaçlarımız büyük. Sadece şu alan. Şu görmüş olduğunuz alana tam üzüm serdiğim yer ya. Üzümü serdiğim yerde böyle sıkıntılar yaşadım için doğrusu. Şurada da birkaç tane olması lazımdı. Onlara da bir bakalım. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ha bu geçen yıl yaptığımız aşının bu videomuz sonucu niteliğinde olsun sizlere. Bakın bu da yine erkeğe aşılamışız. Hayatın erkeği olarak burada devam edecek. Ki güzel bir aşımız. Tahmin ediyorum 4 yaşlarında falan. Evet bakın bu da arkadaşlar. Bakın buradan aşılamışız, tutmamış. Ondan sonra buradan tutmamış. En sonunda buradan bunu erkeğe aşılamışız. Bakın şu normal anacımız. Erkeğimiz bu. Ondan sonra da erkeği geçen yıl tekrar dişiye aşılamışız. Bakın yine bu aşımız da güzel bir şekilde geliyor. Bu da artık bundan sonra hayatına devam edecek. Şuna bakalım. Bu da son ağacımız olsun arkadaşlar. Ha bu yıl da var. Yine bu bölgede şimdi erkekleri işaretleyeceğim arkadaşlar. Zaten şu anda tam aşı dönemindeyiz. Erkekleri işaretleyeceğim bütün hepsini. Yerinde olanlar kalacak. Yerinde olmayanları tekrar dişi aşıya çevireceğiz. Bakın. Bakın bu da arkadaşlar. Kaç tane yapmışız bakın yaranın bir tanesi. Bu artık aşıların yerlerini bile kapatmış arkadaşlar. Aşılar bile belli olmuyor. Yani kaç tane yapmışsa kaç yıl. Bakın burası. En son buradan erkeği aşılamışız. Bakın erkek aşımız böyle gelmiş. Üzerine de geçen yıl dişiyi aşılamışız. Bakın. Ama bu dişide de bir sıkıntı olmuş ama kuvvetli dişi. Yani açığı kapatacaktır. Seneye şunlar gibi olacaktır arkadaşlar. Açığı kapatacaktır. Şunları da dallarını da ben almadım. Hani aşı daha zayıf. Bunlar kökten su çeksin. Aşımızı beslesin diye. Bunlara da karışmamışım. Evet. Şengel aşısı budur arkadaşlar. Kesinlikle tutmayan aşınızı yani 2 yıl üst üste yaptınız ama bir türlü sonuç alamadınız. Aşınız tutmadı. Kesinlikle 3. yıla yine bir deneme yapmayın. Erkeğe aşılayın 2 yıl erkekten. Ha bir kaybınız da olmuyor arkadaşlar. Yine aynı bir şekilde büyüyüp geliyor. Yani boşuna zaman kaybetmeyin. Bir an önce aşınızı yapın. Ki bunu da arkadaşlar yapabilmeniz için aşı işini kesinlikle kendinizin biliyor olması lazım. Yani ben bu işi bilmeseydim buranın şengel aşısı isteyip de sonradan dişi aşılaya aşıyı aşılamam gerektiğini bilmeseydim ya da ben aşı yapmayı bilmiyor olsaydım emin olun burası çöptü şu anda. Burayı bir türlü kendi şeyimize, bütçemize kazan sağlayacak bir duruma getiremezdik. Ha getirirsek de bu bizim için yıllarımıza mal olurdu. Artı ekstra maliyetimize mal olurdu. Yani düşünün ben bu yıl belki de 3 tane 4 tane falan tahmin ediyorum ki yine erkeği şengelle dişiye çevireceğiz. Yani 2 tane 3 tane için aşı için kime gidip minnet edeceksiniz? Kimi gidip getirip burada bu 3 tane aşı yaptıracaksınız? Onun için kesinlikle Antep fıstığıyla uğraşıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle aşı yapmayı bileceksiniz arkadaşlar. Aşı yapmayı bilmediğiniz takdirde sizi çok yorarlar. Elle iş yapması gerçekten çok zordur. Aşı da ben şöyle söyleyeyim. Ben bütün aşı çeşitlerini yapıyorum arkadaşlar. Sadece bir tek incirde sıkıntılı bir durumum var. Onu bir tek tutturamıyorum. Yani tutturuyorum da şöyle söyleyeyim. 20 tane de bir tane falan tutuyor. Onun dışındaki aşılarımın hepsi çok iyidir. Bu çeşitlerin içerisinde en kolayı Antep fıstığıdır arkadaşlar. En kolayı bakın 2-3 tane püf noktası dışında dikkat ederseniz yapamama gibi olmama gibi bir ihtimali yok. Zaten onun da detaylı 2 tane anlatımımız kanalımızda var. Hatta bu videonun sonuna bir tane de ondan ekleyelim. Oradan da görürsünüz. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yaptığımız işin sonucunu da gösterdik sizlere. İlk aşımızın zaten ilk aşımızı aşılarken geçen yıl video çekmiştik. O videoda dediğim gibi bu videonun sonunda olacak. Oradan da aşıyı nasıl yaptığımızı, erkeğin önceki halini falan bunları da rahat bir şekilde görüp kafanızda bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine sorularınız varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ha şu da var arkadaşlar. Bu videoda bunu da eklemiş olalım. Şimdi bu aralar
Çok acayip yoğunum arkadaşlar. Yani sabah başlıyorum işe. Her gün gün batımına kadar ona koştur, onu sür, onun ilacını at. Bir ton iş yükümüz var arkadaşlar. Şu anda arayan arkadaşlara dönemiyorum. Döndüklerim oluyor, dönemediklerim oluyor. Kusuruma bakmayın. Yani dediğim gibi çok yoğunum. Fırsatım olmuyor. Şey yapın arkadaşlar. Yani WhatsApp ya da Instagram yoluyla zaten ben bırakıyorum buraya. Instagram'ı da bırakıyorum. Oradan sorularınızı sorun. Geç de olsa size bir şekilde dönüş kesinlikle sağlayacağım. Ama dediğim gibi telefonu açma konusunda sıkıntılıyım arkadaşlar. Yani düşünün tam böyle öğlen sıcakta ya da gün içinde sıcak bir saatte traktörün üzerinde sürüm yaparken telefonu açamıyorum. Yani durup o anda orada durup sizinle muhabbet etmem gerekiyor. Ki güneşin altında iyi olmuyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum. Onun için açamazsam telefonunuzu arayın. Açamazsam mesaj yazın. WhatsApp'tan ya da Instagram'dan mesaj yazın. Elimden geldiği kadar dönmeye, bildiğim kadar da sizlere bilgilendirmeye çalışırım. Dedikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz ekstra mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.